Ben biliyorum. Ben konuşunca onlar çok rahatsız oluyorlar. Çok ama çok rahatsız oluyorlar. Benim televizyonlara veya konuşma yapacağım saate denk getiriyorlar. Onlar da program düzenliyorlar. Ki onların televizyonları, daha sonra televizyonlar bizi değil onları versinler diye. Ve çıkıyorlar şunu söylüyorlar. Kılıçdaroğlu çıkıyor, doğruları söylemiyor diyorlar. Ben de kendilerine her seferinde açık ve net çağrı yapıyorum. Ben doğruları söylemiyorsam sizin televizyon kanallarına çıkalım, beni mahcup edin. Belki hiç bunlara gerek kalmayacak. Niye korkuyorsun? Bir şey çıkarmışsın, savunuyorsun. Gel otur, adam gibi savun. Biz de sana cevap verelim. Çıkarsınız televizyonda beni mahcup edersiniz. Dersiniz ki bak Sayın Kılıçdaroğlu sen böyle diyorsun ama bak anayasada şu yazılı. Biz de bakarız. Deriz ki eğer bilmiyorsak mahcup oluruz. Ama biliyorsak sen asla ve asla evet'i bir daha ağzına alamazsın. Buna cesaret edemedikleri için, benim de doğruları söylediğimi onlar da bildikleri için cesaret edip karşıma çıkmıyorlar. Diyorlar ki niye çıkalım, niye kavga edelim? Hayır, niye kavga edelim? Medeni insanlar gibi bir araya gelip konuşmak kavga etmek demek midir? Barış içinde, huzur içinde birlikte yaşamamızın yolu bu anayasanın hepimizin anayasası olmasına bağlıdır. Kavgadan bıkmadınız mı? Gerilimden bıkmadınız mı? Biz bıktık. Kavgadan ve gerilimden bu millet bıktı. Bu Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bir şeydir. Bir düzenlemedir. Türkiye'nin geleceğiyle ilgili. Hepimizin düşünmesi lazım. Ve sandığa öyle gitmesi lazım. Bu memleket bizim memleketimiz. Bu memlekette Nazım'ın dediği gibi bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçe yaşamak istiyoruz. Kavgasız, dövüşsüz.